İstanbul birçok ile bakar ama birçok il birleşse İstanbul'a bakamayabilir. Bu dönemleri anlatan güzel bir sözü var mı Cemil Meriç? Politika cambazları olmasaydı diyor. Halk en narin ve nazlı ayini ile seçip gönderecek diyor. Seçtiklerini diyor. İşimi ve yaptığım hayalleri anlatmaya çalışıyorum. Siz nasıl görüyorsunuz? Sahayı iyi görüyorum. Durumunuz nedir? Oradaki karne nasıl çıkıyor? Bu bir yerel seçim ve yerel seçimde bu şehrin problemleri var. Burada nasıl bir süreç işletiyorsunuz? Kuzey Anadolu fay hattına en yakın iki ilçeden birisiyiz biz. Bu dönüşümleri gerçekleştirmek için uğraşıyoruz. Vatandaşın umudu hala AK Parti diyebilir miyiz? Evet, hala en iddialı parti. O süreci nasıl yönetiyorsunuz? Yani öncelikle empati yapmak lazım. Vatandaşın yerine kendinizi koymanız lazım. Sayın Başkanım, Türkiye bütün seçimlerde aslında zamanın ruhu içerisinde o seçim tarihi seçim olarak adlandırılıyor. Ve zamanına göre de dönemin en önemli seçimi oluyor. Yine Türkiye öyle bir seçime doğru gidiyor. 31 Mart yaklaşıyor. Tabii Türkiye'nin her yerinde farklı heyecanlar var. Tabii sizin açınızdan durum biraz daha farklı. AK Parti'nin 3. dönem kuralının esnetildiği isimlerden birisiniz. Siz 4. döneme gidiyorsunuz. Öncelikle bu nasıl bir duygu? Böyle bir beklentiniz var mıydı? Bekliyor muydunuz? Bu haberi nasıl aldınız? Onu çok merak ediyorum açıkçası. Tabii bu böyle bir bilgi veya bir duyumla değil ama esnetilebilir düşüncesiyle, esnetme ihtimali var düşüncesi son bir ayda konuşulan bir konuydu. Son geceye kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla, partimizin yetkili organlarının kararıyla beraber alınan bir karar aslında. Tabii ki birçok araştırmaya, çalışmaya binaen yapılan bir karar. Sorumluluk isteyen bir karar. Gerçekten 3. dönem belediye başkanı iken 4. dönem devam etmeme ihtimali mi yüksek görerek de. Bekliyorduk ama böyle bir karar çıktı ve tekrar böylesine bir görevi üstlendik ve inşallah verilen görev ve görülen takdir karşısında da biz de elimizden geleni yapıp yine bu görevi tekrar alarak hem Tuzla halkına hem İstanbul'a hem de Türkiye için çalışan neferlerin içerisinde partimizin yetkili organlarının, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleri karşısında biz de iyi bir sonuç elde etmek ve iyi bir sonuçla da vatandaşımıza güzel bir hizmet dönemi daha başlatmak düşüncesiyle başladık. Hayırlı olsun. Yani beklentimiz var mıydı? Beklentim yoktu ama şartlar getirdi bu noktaya. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve partili yetkili organlarının kararı bize de görev istenmez verilir. Biz de hazırız. Bu işi de yapmaya devam ediyoruz inşallah. Bir mutluluk hissi oluştu mu sizde? Yani sonuç olarak belirli araştırmalar yapılıyor, belirli anketler yapılıyor, belirli rapor çalışmaları yapılıyor. Demek ki işte Tuzla halkı Şadi Yazıcı isminden memnuniyet duymuş. Aslında seçim süreçleri de belediye başkanları açısından birer karne diye düşünüyorum. Sizin karnenizin de burada iyi çıktığını görüyoruz. Bu sizde Şadi Yazıcı olarak, insan Şadi Yazıcı olarak yaptıklarınızın vatandaşa dokunmuş olması, onların sizinle ilgili artı ibare kullanması bir mutluluk oluşturuyor. Tabii hoş bir duygu. Yani karne, evet, yani her seçimde emaneti alırsınız. Bu emaneti o seçim dönemin sonunda yine sahibi olan vatandaşa teslim edersiniz. Tekrar bu emaneti alma yoluna çıkarken karar verme süreçlerindeki yetkili kişiler ve sayın işte liderimiz beraber otururlar ve halkın ne istediğine bakarlar. Halk memnun mu? Tekrar istiyor mu? Tekrar olmasında bir sakınca görüyor mu? Bu tekrar böyle bir devam kararı alınması tabii ki gurur verici bir şey. Halkımızın böyle bir takdirinin olduğuna, böyle bir takdir eğiliminin olduğuna yönelik bir karar. Ben de 3 dönem belediye başkanlığı yapmış birisi olarak halkın bu şekilde teveccüh göstermesi gerçekten hem gurur verdi ama asıl duygulandırdı. Halkımızın 3 dönemdir bizi bağrına bastı hakikaten. Ben halkımızın her yerde, düğünde, cenazesinde her zaman birlikte olmaya çalıştım. Ve onlarla birlikte olurken onlar gibi olmaya ve onların olan bir makamı hizmet etme tarzında bir belediye başkanı değil, belediye reisliği yapmaya çalıştım. Ve böyle bir takdir çıkması, onların benden memnun olduğunu, ki ben onlardan zaten memnunum, Allah razı olsun. Onlara da benden memnun olduğunu bilmek güzel bir duygu. Halkımızın böyle bir teveccühü beni mutlu etti. Büyüklerimizin devam etme kararı da tabii ki sevindirici oldu. Ama sevindirici kısmı, en sevindirici kısmı diye soracak olsanız, halkımızın Şadi Bey devam etsin düşüncesinin ağırlık basması, bu benim için çok kıymetli bir duygu. Halkımız tekrar görev yapmasını istiyoruz diyecek bir eğilimde bir yoklama ve sonuç ortaya koyması beni çok duygulandırdı. Bu yönüyle de halkımıza ve bu kararı veren büyüklerimize teşekkür ediyorum. Siz sahadasınız.
Vatandaşın bir seçim yorgunluğu var mı? Yok, ben çok seçim yorgunluğu olduğunu da düşünmüyorum ama bir genel seçim yaşandı. Peşine bir yıl içerisinde işte ikinci seçimi yaşıyoruz. Aslında bütün dünyada seçimler 4 yıl ve 5 yıllık süreçlerle yapılır. Bizde de aynı süreçlerle yapılıyor. Yani bir ekstra bir seçim olmadı son zamanlarda. Ve bu vatandaşımızın yorgunluğundan ziyade şu anda dünyada da 4 milyar insan seçim kullanacak diye biliyorum. Bu 2024 yılı içerisinde 4 milyar insan bir seçim yapacak. Biz de bu süreçte yerel seçimleri de yaşıyoruz. Yorgunluk değil ama tabii ki dünyanın şartları, etraftaki pandemi sonrası gelişen durum, etrafımızdaki savaşlar, dünyadaki karışıklıklar, ülkelerin birbirleri olan ekonomik ve siyasal mücadeleleri ister istemez Türkiye'de yansıyor, halkımıza da yansıyor ve seçimdeki işte yarışan insanların ve yarışan partilerin de bu gerginliklerle beraber seçime girmesi vatandaşı da birazcık tabii ki etkiliyor. Ben seçimin yorgunluğundan ziyade ortam ve şartların, dünya ve yerel ve özellikle de jeopolitik olumuzdaki gerginliklerin seçim satım haline yansıdığını düşünüyorum. Aksi takdirde vatandaşımız 5. yılda seçimini yapıyor, yerel seçimleri. 5 yıl doldu ve bu emaneti tekrar kime vereceğini karar vereceği bir tarihe gelindi ve bu da verilecek. Ama 2020 seçimleri de yine onun tarihinde yapılmıştı. Türkiye'de artık eskisi gibi değil. Seçimler tarihinde zamanda yapılıyor. Bu da Türk demokrasisi için de güzel bir şey. Yorulmak değil ama vatandaş kime emaneti vereceğini tekrar seçtiği günü de bekliyor. Bence biraz heyecan da var. Tekrar bu görevleri kime vereceğim? Tekrar seçmek gibi çok önemli, ulvi bir iş yapılıyor. Çünkü seçmek emanet etmektir. Kendi sokağınızı, evinizi, ilçenizi, o ilçede yaşayan insanları, o sokaklarda dolaşan hayvanları, o ağacını, kuşunu sonuçta emanet edeceğiniz bir belediye başkanı seçiyorsunuz. Bunun bir heyecanı da vardır. Ama inşallah bu heyecanla birlikte güzel bir şekilde seçimde kimsenin burnu kanamadan, kimsenin işte sıkıntıya girmeden demokratik bir şekilde biter. Halkımız da bu konuda gerçekten çok mahir ve terazisi çok hassas. Kim ne yapmışsa, ne yapıyorsa, bilgisi, birikimi, geçmişteki yaptıklarıyla, geleceğe bakışıyla, vizyon sahibi mi? Tartıyor halkımız bunu. Çok iyi bir şekilde tartıyor. Ve öyle bir dönemin gelmesini vermiş olduğu heyecandan beraber şimdi tekrar adayları tartarak ona göre de emaneti kime verecek, bu emaneti kim taşıyabilir, bu emaneti nereye götürebilir diye de karar verecekleri tarihte biraz heyecan var ama ben ona yorgunluk demiyorum, heyecan diyorum. Sizi şimdi sosyal medyada çoğu insan takip ediyor, siz YouTube'a içerik de üretiyorsunuz. Zaman zaman Cemil Meriç ile ilgili güzel örnekleriniz de oluyor. Bu dönemleri anlatan güzel bir sözü var mı Cemil Meriç'in? Yani şöyle... Biraz çalışmadığınız yerler olabilir ama... Yok, hayır. Var. Yani siyasette en çok beni rahatsız eden şeylerden bir tanesi seçimde kendi vizyonunuzu, bilginizi, birikiminizi halkın önüne hayallerinizle beraber o ilçe için veya o il için düşündüğünüz hayalleri anlatmakla geçirmek. Ve halka bu konuda benim bunu yapacak bilgim, birikimim, yüreğim ve vizyonum var diye anlatırsınız. Ama maalesef şey var, burada çok çarptırmalar, yalan, dezinformatif bilgiler, sizin yaptığınız en güzel işi bile bir şekilde çarpıtıp anlatmaya çalışmalar, insanların fikirlerini karıştıranlar, doğru olmayan, yalan demek istemiyorum ama doğru olmayan ifadelerle halkın ve vatandaşın kafasını karıştırmaya çalışanlar, bunlar hoş bir şey değil. Mesela ben aday hakkında hiç konuşmam, adayla ilgili hiç konuşmam, rakiplerimle ilgili. İşimi ve yaptığım hayalleri anlatmaya çalışırım. Cemil Meriç'in çok güzel bir sözü vardır bununla ilgili de. Diyor ki, diyor bu politika cambazları olmasaydı diyor, halk en narin ve nazlı ayiniyle seçip gönderecek diyor, seçtiklerini diyor. Güzel bir söz var öyle. Tam hatırlayamadım ama böyle bir şeydi yani. Yani gerçekten bir seremoni gibi düşünüyor. Ama bu politika cambazları veya politika yapanlar, doğru olmayan şeyleri konuşanlar, bunlar hoş şeyler değil. Ben bu yerel seçimde de bunu gördüm. Maalesef diğer seçimlerde de. Doğru söylemek bir belediye başkanının en önemli hasleti olması gerekir. Başkalarını karalayarak, relatif olarak onu aşağı itip de kendiniz yukarıda, relatif yukarıda kalmaya çalışmak yerine kendinizi anlatıp vatandaşın gözünde ve gönlünde belli bir irtifa kazanmaya çalışmak, bu daha zor ama sağlammıştır. Vatandaş gözünde, gönlünde yer ederseniz sizi zaten seçecektir ama başkalarını karalayarak, başka işleri karalayarak, sürekli aşağı basarak bir noktaya getirmek halkın en büyük bence kafasını karıştıran, bazen de kızdıran ve seçimini engelleyen işlerden birisi olduğunu düşünüyorum. Cemil Bey için bu sözünü de seviyorum. Siz bilim
konusunda, teknoloji konusunda çok yakınlığı olan ve ilgi duyan isimlerden birisiniz. Hatta özellikle İstanbul'da bu alana belki en çok eğilen belediye başkanlarından birisiniz. Bir de işin saha boyutu var, yani insani boyutu var. Hep siyasetçilere sorulur ya, sahayı nasıl görüyorsunuz diye. Şimdi 31 Mart'a sayılı günler içerisindeyiz. Artık neredeyse bir haftadan birkaç gün fazla gün var. Önümüzdeki cumartesi saat 17'de seçim yasakları girmiş olacak ve bir bekleyiş artık hakim olacak. Sahayı nasıl görüyorsunuz? Tuzla üzerinde bir anket yaptırdınız mı? Durumunuz nedir? Oradaki karne nasıl çıkıyor? Sahayı iyi görüyorum. Bayağı bir seçim atlatmış birisi olarak. Seçimin o gelen seslerin gelen yerlerini ve halkın serzenişlerini. Ben bu sahayı iyi görüyorum. Tuzla'da sahamız iyi ve vatandaşımızın takdirini kazanan 550 proje ortaya koyduk. Ve bu projelerin halkımızın gözünde, gönlünde önemli yer ettiğini ve onların hayatına dokunduğumuzu gördüm. Ve vatandaşın bu konudaki fikrinin hizmet etme yönünde Şadi Yazıcı devam etmeli hissini ve kamuoyu yoklamalarıyla da ölçümlerle, bilimsel ölçümlerle de bunu gördük. İnşallah önümüzdeki dönem içinde sahadan gelen sesler ve anket sonuçlarıyla, bilimsel araştırmalarla, araştırma sonuçlarına göre de inşallah vatandaşımızın takdiriyle tekrar bir dönem daha onlara layık olduklarının çok daha fazla hizmeti yapabilme gayreti ve çabasını, onların gösterdiği teveccühe layık olmaya devam edeceğiz inşallah. Gelen ses bu yönde. Şimdi bir taraftan Tuzla'daki sizin seçim çalışmalarınız devam ediyor ama bir taraftan da İBB'de de sizler gibi oylanan iki isim olacak. Bir tarafta Sayın İmamoğlu, bir tarafta Sayın Kurum. İstanbul'daki vatandaşlar Sayın İmamoğlu'na artık senin görev süren yeter dur mu diyecek. Bundan sonraki süreci Murat Kurum'a devrediyoruz. Artık onu bu şehrin başkanı ilan ediyoruz mu diyecek. Yoksa mevcut sistem devam edecek. Siz nasıl görüyorsunuz? Ben vatandaşımızın kararının çok net, objektif ve feraset sahibi vatandaşımızın net karar vereceğini düşünüyorum. Bu bir yerel seçim ve yerel seçimde bu şehrin problemleri var. Bu şehirde bir trafik problemi var, ulaşım problemleri var ve bu şehirde bir olası depremdeki risk durumu var. Bunu da herkesin kabul ettiği bir realite. Dolayısıyla bu problemlerin, şehrin problemlerine en iyi kim yaklaşacağı konusunu düşünüp ona göre en iyi karar vereceğine eminim ve burada bir değişim olacağından ve bu değişim sonucunda da Sayın Murat Kurum'un seçileceğine inanıyorum. Vatandaşımızın hizmet etmesi gereken bir belediye başkanı seçeceğinden eminim. Şimdi depremden bahsettiniz. Siz Tuzla'da görev süreniz boyunca bazı videolarınızı gördük, yıkımlar olduğu kentsel dönüşümlerle ilgili. Burada nasıl bir süreç işletiyorsunuz? Tuzla'da bir defa 2012'den itibaren biz bir risk analizi yaptık. Van depremi sonrasında. Kuzey Anadolu fay hattına en yakın iki ilçeden birisiyiz biz, Bakırköy'le beraber. Aslında biz böyle bir risk analizi karşısında hızlıca dönüşüme başladık. İlk riskli alan ilanını biz Tuzla'da yaptık o deprem sonrasında çıkan yasalar karşısında. Ve 10 yıldır da çok ciddi derecede riskli alanlar, rezerv alan ilan ederek de Tuzla çevresinde planlara, yeni planlar yaparak, plan notları ekleyerek de hem vatandaşın özel sektör marifetiyle hem de şirketimiz TuzYap marifetiyle şimdiye kadar yapmış olduğumuz 25 bine yakın dönüşüm, bağımsız bölümde dönüşüm gerçekleştik. 25 bine yakın, 24.600 yanılmıyorsam yani bağımsız bölümde dönüşüm gerçekleştik. Yani ortalama 100 bin insan yapıyor değil mi bu? Evet, evet 100 bin insan ilgilendi. Çok büyük bir rakam ve şu andaki yine böyle bir müdürlüğümüz ve işleyişimiz açısından da vatandaşımızla ve vatandaşımızın istekleri doğrultusunda çünkü bir takvim belirlenmesi lazım. Yine görüşmeleri sürdürüyoruz. Birebir kendim görüşüyorum. Birebir kendim ilgilendiğim konular ve vatandaşımızın canın ve malını ilgilendiren. Bakın mal canın yongasıdır derler. Hem canını hem de malıyla ilgili bir karar veriyorsun. Deprem, realite, ölüm var. Bir de malı dairesi hakkında karar veriyorsunuz. Yıkıp yapacaksınız. Dolayısıyla vatandaşa güven vermek zorundasınız. Gerek ilişkilerinize, gerek bakanlık ilişkileriyle, buradaki yapılacak olan bu aracı yaptığınız işlemler açısından hem de kurumsal olarak da bazı durumlarda kendilerinin yenileyebileceği şekle soktuğunuzda kendileri yapabiliyor veya bir müteahhitle yapabiliyorlar ama bazı yerlerde oluyor ki illa da bunu kamu marifetiyle yapılmaz. Yani TuzYap şirketimize yapmak zorunda kalıyoruz. O da ciddi bir maliyettir, ciddi bir yüktür ve belediye olarak kar amacı olmayan
şirketimizle beraber bu dönüşümleri gerçekleştiriyoruz. Yani hiçbir şekilde vallahi kusura bakmayın sizin burası olmuyor, müteahhit de yapmıyorsa, o da yapmıyorsa biz de yapamayız demiyoruz. Mutlaka biz o işin çözümü için bir şekilde ya yapın diyoruz, ya yaptırın ya da bizi joker olarak kullanın. Gelin biz yaparız diyoruz. Bütün şartları sağladıktan sonra böyle bir seçenek daha da kendilerine sunuyoruz. Bu ciddi bir güçtür. Ve biz bunu bakanlıktan takibiyle, bakanlığın şu anda çıkarttığı yarısı bizden kampanyası dahil olmak üzere, bakanlığın planlara vermiş olduğu destekler, riskli alan ve rezerv alan konusundaki destekleri dönüşümüze çok korkunç bir hız veriyor. Ve biz şu anda 10 yılda 25 bin bağımsız bölümde yaptık. Buna inşallah büyükşehir süreçleri de destek olursa. Çünkü hiçbir şekilde onların bu süreçte bir katkısı yok şu anda. Aksine birçok planda itirazları var. Eğer ki bu konuda destek olursa... Sen niye itiraz ediyor? Şöyle söyleyeyim ilk önce. Yani 25 bin 10 yılda yaptıysak önümüzdeki 5 yılda belki de 25 bin yapacağımız bir ivmelenme olacaktır. Neden itiraz ediyor? Kentsel dönüşümü bir ara bizi öyle bir noktaya getirdiler ki adını kullanmaktan çekinir hale geldik. Ya işte rantsal dönüşüm, rant mı var? Yani vatandaşın yeri hakkında karar veriyorsunuz ve kendileri yeniliyorlar. Olamaz veya olamayacak durumdaysa ekonomik imkansızlıklar gelip size yaptırıyorlar. Bu konuda işte yok efendim imar artışı, yok efendim işte çok yüksek oldu, çok fazla insan geldi. Vatandaş bunun ekonomik problemini nasıl çözeceğim diye düşünürken siz ona bir ekonomik destek veya ekonomik katkı sağlayacak olan bir dönüşüm için belli bir artış yaptığınızda efendim burada yoğunluk artmıştı, iş alan miktarı az oluyor, işte bilmem ne oluyor da gibi bir sürü bahanelerle ki asla plan tekniğinin dışına çıkmadan, hiçbir yeşil alanı açmadan, zaten yapılıyor ama sanki yoğunluk artışını %10-15'lik bir şeyle kendilerini yenileme konusundaki artışlarına veya işte efendim oradaki çevresel şartlarda işte yükseklikte şu oldu, halbuki hakkını yükseklikte kullanıyor gibi bahaneden, sudan bahanelerle itiraz ediliyor ki ben bu süreçleri maalesef o kadar yaşadım ki birçok sitede 3 defa plan yapmak zorunda kaldık. Ama ben teşekkür ediyorum. Bakanlıkla bu konuda hakikaten bozulsa bile tekrar kendilerine götürdüğümüzde bu konuda yardımcı oluyorlar. Ve biz 3 defa sitelerin planını yapmak zorunda kalıyoruz. Kim? İşte muhalefetimiz, kim? İlgili kurumlar, işte büyükşehir itirazı oluyor veya buradaki siyasiler itiraz ediyor. Veya ilgili odalarla veya bazı yerlerle işbirliğiyle itirazlara neden olabiliyor. Bunlar çok nahoş şeyler. İnsanların deprem realitesi karşısında canı ve canı için değiştirmek zorunda kaldığı malı hakkında karar veriyorsunuz ve birileri siz onu yaptığınız işi bozmak için bir girişimde bulunuyor, bir faaliyette bulunuyor. Bunu anlamak çok mümkün değil yani. Ve her bir planda bu şekildeki itirazlar karşısında ben şaşkınlıkla izliyorum. Ve birçok siteyle görüşüyoruz. Herkes diyor ki acaba bizim site bozulacak mı, bize itiraz ediyorlar mı diye. Ama biz arkasındayız. Bütün 3 defa da olsa, 5 defa da olsa bu dönüşümleri gerçekleştirmek için uğraşıyoruz. Ve yine tekrar yapıp tekrar vatandaşımızın dönüşmesi için kolaylıkları kendilerine sunuyoruz. Başkanım, bir itiraz süreci ne kadar geri atıyor? Bir itiraz süreci itirazın cinsine ve kabul veya işte itiraz aşamalarına da bağlı. Mesela diyelim ki bir plana itiraz edildi kurum görüşleri karşısında. Bu kurum görüşlerine itirazlar kabul edildiği anda en az tekrar bir 2 ay, 3 ay, 4 ay tekrar eğer ki siz uğraşırsanız sürer. Eğer siz uğraşır gayret ederseniz yapılabilir. Aksi takdirde uğraşmazsanız zaten süresiz uzar demek. Ama tekrar yapmak ve tekrar bir plan ve mesela bir alan ilanı yapıyorsunuz. Sonra onun üzerinde bir de plan yapıyorsunuz. Bunlara baktığınızda işte yapılması, edilmesi, askı süreçleri, bütün kurum görüşleriyle beraber hepsine baktığınızda en az yani çok gayret ederseniz ve bakanlık da bu konuda çok size destek oluyorsa yine 4-5 aydan önce bitmesi mümkün değil. Bir itiraz en az 5 ay 6 ay atar. Şimdi siz sahil bandındaki önemli ilçelerden birisiniz ve buraya önemli bir marina inşa ettiniz. Yapımı kaç yıl sürdü oranın? Yaklaşık 3,5 yılda bütün izinlerini bitirdik. İhale süreciyle beraber 4. yıla doğru inşaat başladı ve yani 2 yılda da inşaatı bitti. Bu bir rekor hızdır ve Türkiye'de sayılı mega yapı diyeceğim ama yani deniz üzerinde mega yapılardan bir tanesidir diyebilirim. İstanbul'daki en iyi marinalardan biri diyebilir miyiz be? Diyebiliriz. Lokasyon farklılığı dışında belki de en iyisi diyebiliriz. Lokasyon da işte Kalanmış diye işte ben Ataköy dersiniz ama Tuzla'daki marinanın fonksiyonları açısından çok daha iyidir. Lokasyon farklılıkları vardır. Boğaz'a daha yakın olduğu için veya bazı şeylerden dolayı avantajlı dezavantajları var. Yoksa marina açısından, fonksiyonları açısından çok muhteşem. Hatta dünyada ender bu fonksiyonlara sahip marina var diye biliyorum. Belki de bir veya iki diyebilirim.
Burada da şöyle bir söz aklıma geliyor. Coğrafya kaderdir. Yani evet, coğrafya kaderdir. İbn Haldun'un meşhur söz. Bir günde kaç insana temas ediyorsunuz ortalama? Normal zamanlarda bazen 1000-2000 de olduğu zaman olur. İşte bir cenazesi, düğünü olduğu zamanlarda bu sayılar çok daha artabilir. Seçim satım halinde mesela bugün diyecekseniz, ben bugün herhalde bir 6-7 bin kişi de dokundum herhalde. Birebir. Yani birebir olmuyor. Aynı salonda bulundu, konuşma yaptım, seslendim, selam verdim. Birebir 7 bin kişiyle görüşme mümkün değil. Zamansal olarak mümkün değil ama yani 7 bin insanın olduğu bir ortama girdim diyebilirim. 22 yıllık bir siyasi parti. Sayın Erdoğan'ın İstanbul'daki sürecini bir kenara bırakıyorum. Önemli seçimlerden geçti, vatandaş destekler verdi. Vatandaşın umudu hala AK Parti diyebilir miyiz? Evet, hala birinci parti. Evet, hala yerel yönetimlerde en iddialı parti. Cumhur İttifakı ile beraber yine Türkiye'de en yüksek oyu almış. Ve bu ittifakla beraber %52 ile tekrar iktidar olduğu gibi yerel yönetimlerde de şu anda da Cumhur İttifakı olarak gelip birçok büyük şehirde ve birçok ilde ve birçok ilçede hala iddialı bir parti. Yani ne yaparsanız yapın, kamuoyu yoklamalarında da üstüne bir parti yok, altında olan partiler var. Hatta birkaç partiyi birleştirdiğiniz zaman aynı oranı bulabiliyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye'nin en büyük partisi 22 yıla rağmen yapması zordur, inciraat zordur. Yaparsınız ve her eleştiri size gelir. Ben bunu belediyede de yaşıyorum çünkü. En iyi yaptığım dediğiniz işte bile eleştiri de karşılaştığınız oluyor. Buna rağmen 22 yıldır vatandaşımız gönül vermiştir. Vatandaşımızın gözünde ve gönlünde bir yeri vardır ve hala öyledir. Siz vatandaşı sahada gördüğünüzde size tepki de verebilir, yaptığınız bir icraatla ilgili övgü de dizebilir. O süreci nasıl yönetiyorsunuz? Yani öncelikle empati yapmak lazım. Belediye başkanlığı aslında empati işidir. Vatandaşın yerine kendinizi koymanız lazım. Vatandaşın haksız olduğu bir durum söz konusu değildir. Sadece vatandaşın bulunduğu psikolojideki bakış açısından bakmaya çalışmak. Bazen istediği şeyin illegal olduğunu bilmeden, onun yasalara aykırı bir şey olduğunu bilmeden yaptığını farkında olmayabiliyor. Bazen çok az istisnai durumlar hariç bile bile isteyebiliyor veya işte seçim satım halinde acil işte oy vereceğim falan diye, yoksa vermem falan diye olabiliyor ama çoğunlukla vatandaşla karşılaştığımızda ya biz anlatamamış oluyoruz ya da kendisinin bilmediği bir konu üzerinde yüzde kalıyoruz ve söyleyiş tarzından, o anlatış kullandığı kelimelerden, cümleden bunu zaten hissedebiliyorsunuz. Çok samimi bir şekilde bir şey istiyorsa veya bir eksiklikten bahsediyorsa hemen yerine koyuyorsunuz veya bu bakış açısıyla bir gerçekten eksikliğini siz ettiğinizde evet haklısın bunu yaparız. Bunu eksikle özür dileriz. Ya da onun nedenlerini, neden yapılmadığını ve neden olmadığını nedenlerini iyi bir şekilde anlatıp onun yerine kendini koyarak işte empati yaparak da cevaplandırmak. Çünkü burası bizim babamızın makamı değil. Burası vatandaşın kendi makamı. Bu makamdaki bir kişiye hesap sorma, yanlış bilgi ile yanlış hesap sorma hakkı da var. Dolayısıyla kızma gibi bir durumumuz söz konusu değil. Kasıt olmadığı sürece yine kızmıyoruz ama kasıt olsa bile onu da iyi süspense ederek de geçmek lazım. Çünkü bizim makamımız değil, onların makamı. Vatandaşın kendine ait bir makamda oturan, vekalet eden bir belediye başkanına yanlış soru sorma hakkı da vardır. Yanlış şey isteme hakkı da vardır diye düşünüyorum. Ve bu empatiyle yaklaştığımızda o zaman daha sakin bir şekilde anlaşıyoruz. Ve gerçekten orada bir eksiklik varsa yapıyoruz. Yoksa nedenlerini izah ediyoruz ve anlaşıyoruz. Dördüncü döneme giderken vatandaşımızda da bu şekilde dürüstçe, doğru ve babamızın yeri olmayan bir makamda konuştuğumuz her şeyin açık ve şeffaf olması lazım. Ben mesela bir belediye başkanının veya bir belediye başkan adayının her türlü özelliklerinde eksiklikler olabilir ama asla yalan söylememesi gerekir diye düşünüyorum. En önemli hasletlerinden bir tanesi söylediği sözün doğru olması lazım. Ve bir insani ve İslami yöntemde de bu. Doğruluk, doğru söz bir belediye başkanının vazgeçilmez aksesuar olması lazım. Yalan söylememesi lazım. Biz de doğruları anlattığımız için anlaşıyoruz vatandaşımıza. Bunu yapamadıysak bunu da yapamadık. Ha eksikliğimizi tamamlıyoruz. Vatandaşımız da bunu anlıyor ve bize de ona göre de takdir ediyor. Ya adam uğraştı ama olmadı diyor. Veya söyledi hakikaten böyleymiş diyor. Anlaşıyoruz ya. Sayın Başkanım, Sayın Murat Kurum önemli projelerden bahsetti. Ama şüphesiz ki bunlardan en önemlisi kentsel dönüşüm. Siz İstanbul'da şöyle işin bilimsel tarafını da siz çok incelediğinizi biliyorum yani.
yakından da sizi sosyal medyadan takip ediyorum birçok insan gibi. Olası bir depremde gerçekten büyük bir felaket senaryosu bekleniyor mu İstanbul'da? Maalesef bu simülasyonlar yapılıyor bu yani. Öyle yerler var ki işte bakanlığın aldığı kararlarla işte yerel yönetimler işbirliği halinde yapılması gereken 1,5 milyon nüfusun belli bir yere kaydırılması lazım konutun. Belli bir yerde seyrekleştirilmesi lazım. Çünkü yoğun nüfuslu olan yerlerde 99 deprem öncesi yönetmeliğe göre yapılmış olan binaların yıkılacağı olası bir depremde 7,5 ve üzerindeki bir depremde yıkılacağı ve onların yolları kapatmasıyla bazı yerlerde deniz ulaşımının bile ulaşmanın dışında hiçbir şekilde ulaşmanın zor olacağı simülasyonlar yapıldığında bunlar ortaya çıkıyorlar. Çok da zor bir şey değil artık günümüz çağımız teknolojilerinde. Bu simülasyonlarda bu çıkıyorsa o zaman bu bir realite karşısında kesin tedbir almak zorundayız. Ve olası bir deprem sonrasında Hatay'da da ben ikinci gün itibaren gittiğimde de göçük altındaki vatandaşları kurtarmaya çalışmak bir iş ama %99,5 dışarıda hayatını idam ettirmesi gereken insanların yeme, içme, yatma, kalkma, uyuma gibi birçok günlük yaşam aktivitelerini yerine getirecek organizasyon şeması oluşması lazım. Eğer ki bu çok geniş bir kitleye ve geniş bir nüfusa hitap ederse o zaman bir kaosa doğru gidebilir. O yüzden deprem, hani yönetim ve işte risk ve işte yardıma gelecek olan şehirler, ihtiyaç duyulacak olan arama kurtarma ve ihtiyaç duyulacak olan tüm gıda ve işte bütün ihtiyaçlar açısından bakıldığında İstanbul birçok ile bakar ama birçok il birleşse İstanbul'a bakamayabilir. Dolayısıyla bu realitenin öyle olası bir beklenen öyle bir deprem sonrası inşallah Allah korusun inşallah olmaz ama sonrasında bir kaotik durum bekleniyor. Bunu her ülke bunun altından kalkamaz. Aslında büyük devletler de kalkamaz böyle büyük bir deprem karşısında bu kadar nüfusunu yaşadığı bir ilde. Dolayısıyla biz tedbir almak zorundayız. Kentsel dönüşüm mutlaka yapılmalı ve mutlaka olası bir deprem karşısında güvenilen, durulan ve bir kaotik duruma yayılmayacak olan İstanbul'u imar ve inşası yapılması gerekir. İstanbul'un bir numaralı problemi ya da en önemli problemi kentsel dönüşüm müdür? Bu tartışılır. Yani ölüm ve Allah korusun bu kadar büyük bir senaryo için belki bu söylenebilir ama günlük yaşam açısına bakıldığında trafik ve ulaşım problemleri. Yani metroların, yeni ulaşım hatlarının, mesela Murat Bey'in çok güzel projeleri var. E5 hattına veya kıyıya paralel ve boğaza paralel olarak tünellerin yapılması. Yeni alternatif deşarj, trafiği deşarj edecek veya bypass noktaları oluşturacak olan birçok yeni projenin geliştirilmesi ki her gün yeni bir proje geliştirilmesi gereken dinamik bir şehir İstanbul. Dolayısıyla trafik en önemli yaşamımızda her gün, her saatte, sabah, öğlen, akşam başımızda olan bir sorundur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin belki de en önemli günlük yaşamdaki problemi İstanbul'un trafiktir, ulaşımdır. Ama can, mal kaybı ve Allah korusun olası bir deprem sonrası oluşabilecek olan kaotik durum içinse depremdir. Belki de ikisinden de yani sonrasında belki gelir ama günlük yaşamla 1 ve 2 1 ve 2 olarak yapılabilir. Yani trafik ve kentsel dönüşüm ya da kentsel dönüşüm ve trafik. Sayın Başkanım siz tecrübeli bir siyasetçisiniz. AK Parti kurulduğundan bu yana Sayın Erdoğan'la yol yürüyorsunuz. İlçe başkanlığı yaptınız. Öncesinde doktorluk yapıyordunuz zaten. Belediye başkanlığı yaptınız. Önemli seçimlere girdiniz. Genel seçimler, referandumlar, yerel seçimler, sonra tekrar yerel seçimler, sonra bir daha bir yerel seçim falan. 31 Mart'a giderken son olarak ne söylemek istersiniz vatandaşa? Ben çok net karar verebileceklerine inanıyorum. Çünkü 99 seçimini inceledim. 7 tane oy kullanmış, 7'si de farklı kullanmış. Değerlendirme iyi bir şekilde yapıyor. Dolayısıyla bu bir yerel seçim. Yerel seçimde o şehri emanet edeceğimiz kişinin kim olacağı, bilgisine, birikimine, kabiliyetine, vizyonuna ve onun maddi manevi bu işi kaldırabilecek objektif ve subjektif kriterlerini ortaya koyduğunda bu emaneti taşıyabilecek şehremin seçme konusunda çok feraset sahibi olduğunu inanıyorum. Halkımıza her zaman güvendim, güveniyorum. Bütün Türkiye'de de, illerde de, büyük şehirlerde de, ilçelerde de en doğru kararı, en güzel kararı vereceğine yürekten inanıyorum. Çünkü onların terazisi hassas. Bir sarraf hassasiyetinde oyunu kullanıyorlar ve verilen oyun ne kadar büyük bir vebal içerdiğini, ne kadar büyük bir sorumluluk içerdiğini, bir oy deyip geçmediğini, o oyla o kenti, o şehri, o ilçeyi birisine emanet edip o şehrin veya o kentin önümüzdeki 5 yılını değil sadece önümüzdeki belki de 50 yılda olması gereken işleri, şimdi atılması gereken adımları atıp atmayacağı kararını veriyor. Çok hassas bir iş ve çok ağır bir iş ve vatandaşımız da bunun bilincinde bu vebali en iyi şekilde düşünerek oyunu kullanıyor. Ve ben vatandaşımızın yine en doğru kararı vereceğine inanıyorum.
Vallahi başkanım çok teşekkür ederiz. Saat şu anda 1'e 8 var. Siz muhtemelen buradan sonra da bir programa geçeceksiniz. Evet. Arkadaşlar, Şadi Yazıcı, tabii birçok belediye başkanımızla röportajlar gerçekleştirdik. Fakat partinin yaptığı anketler, temayül yoklamaları, vatandaşla yapılan görüşmeler sonucunda 3. dönemden sonra 4. döneme de giden Türkiye'deki ender belediye başkanlarından bir tanesiydi. Şüphesiz ki tecrübesi çok kıymetli. Tabii Şadi Bey'le genelde bilim, teknoloji, temel bilimler konuları üzerine de oturup saatlerce konuşabilirsiniz. Belki 31 Mart'tan sonra bu konular üzerine de ben çok faydalanılması gereken birisi olduğunu düşünüyorum. Özellikle ben şahsen ilk astronotumuzu gönderdik. Bu konularla ilgili de ne düşünüyor onu da çok merak ediyorum ama tabii şu anda seçim sıcağında bu konuları konuşmak çok doğru olmayacağı için bugün hiç bu konulara girmedim. Ama bir gün bu konuları mutlaka böyle sadece bilim, teknoloji, temel bilimler üzerine konuşmalar yapmak isterim kendisiyle, röportaj yapmak isterim. Çünkü hem Amerika'daki hem de Rusya'daki bu alandaki gelişmeleri de yakinen takip ettiğini biliyorum. Önümüzdeki günlerde yeni konuklarla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.